Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrar iyi bayramlar. Bugün bayramın ikinci günü. Ons altın analizi istemişsiniz. Ons altına bir bakalım nedir durum diye. Ons altın ve ons gümüş değerlendirmesi yaparız. Ons altın ikili dip yaptıktan sonra dikkat ettiyseniz önemli bir destek bölgesi. 4 bölgesinden. Bakın düzeltmelerden sonra ikili dip ve tekrar yukarı hamle yaptı. Bir, iki ve üçüncü kez. Düşen bölgesine kadar Yaklaştı düşen trendinin olduğu yer 1850 civarı oraya kadar dayandı hareketin gücüne baktığımızda hareket güçsüz değil yani güçlü öyle söyleyelim ve dördüncü bölgeye kadar da geldi yüksek ihtimalle oraya gelen hareketlerden sonra bir realizasyon gelmesi lazım tam olarak dört bölgesi daha derin noktası 1900'e kadar gider. Ben bu sefer düşeni kıracağını zannetmiyorum bu hamleyle ama hareketin devamında düşen kırılacaktır. Yani 1850 maksimum 1900 görüldükten sonra e, borsalarla beraber bir satış 1900 biraz düşük bir ihtimal onu da söyleyeyim şu an için. Borsalarla beraber gelebilecek olan bir realizasyon durumu da tekrar özellikle şu hareketten sonra 1760'lara kadar yani %5'lik bir geri çekilmeyle Tekrar karşılaşabilir. Benim genel e, mantığım bu. Peki e, günlükte nedir durum? Günlükte güçlü arkadaşlar. Ortalamaların üstünde. Dolayısıyla pozisyon alan arkadaşların günlük ortalama kırılana kadar sabretmesinde fayda var. Orta uzun vadede iyi görünüyor. E, sadece şu an için düşeni kırmadı. Bu bir beklenti dahilinde tabii bunu söylüyorum. Düşen bölgesine yaklaştıkça bu bölgenin bir realizasyon bölgesi olarak karşımıza çıkabileceğini unutmamak lazım. Orayı geçmesi şu an için zor görünüyor. Haftalık bakalım. Haftalık trendlerin takip anlamında hedef bölgesi 1880 olduğu görülüyor. Tam süper trendlerin olduğu yer. Uzun zamandır bakın süper trende yaklaşmadan satışlar geliyordu. Fakat ilk defa süper trend hedefli e, yoluna devam etti. Şu anda haftalık bazda e, kanal süper trend görüldükten sonra tekrar bir geri çekilmeye aday bir kanal. Onu e, belirtmek istiyorum. Daha orta uzun vadede ise bakın şu kısımlara kadar değmediği e, bölge var. Oralara kadar gitme ihtimali var. Ancak şu kısmı bir daha gözden geçirelim. Şöyle bir bakalım. Yok doğrudur. Yani normalde acaba şöyle bir trend oluşur mu diye baktım. Daha doğru trend şu. O yüzden bu bölgede bir temas söz konusu olması gerekir. Yani burayı değdikten sonra 1888 1890 görüldükten sonra onay mahiyetinde de olsa biraz daha yatay Bant hareketi yapacaktır. Yani zamanı var arkadaşlar, 16'nın kopması için. Şimdi bizim beklentimiz şuradaki bir çanak yapısı şeklinde hareket edip zamanla şuradaki çanağı tamamlayıp 2000 rakamlardan sonra ise bir kopma hareketi yani göstermesi. O kopma hareketinde de yaklaşık hareketin başlangıç noktasını 1200 kabul ettiğimizde 2000 ve 1200 3000 arkadaşlar. Yani orta uzun vadede ons altının göreceğimiz yer 3000 seviyeleri ons altında görülecektir. Benim beklentim uzun vade için bu ons altının yukarı yönlü eğiliminin uzun vade için süreceği. Ancak kısa vade için borsalarda gelebilecek olan bir satış ons altına da satış getirir. Genelde öyle olur. Bakın şurada özellikle pandemi sürecinde 10 altında şu bölgeydi. Ciddi bir satış gelmişti. 2 hafta süreli sonra hızlı bir alım geldi. Yani borsalar düşüşe devam ederken altına alım geldi ve hareketin oldukça güçlü bir trend hareketine dönüştüğünü gördük. Bu sefer de dolarda bir güçlenme dikkat çekici. Yani dolar endeksi özellikle diğer majör para birimlerine karşı doların güçlendiğini gösteriyor. Doların güçlendiği zamanlarda altında bir satış gelir. Hep böyle olmuştur. O yüzden dolar endeksinin yukarı doğru gitmeye hevesli olduğu bir zamanda ons her ne kadar ucuz bile olsa göreli bir geri çekilme ile teknik olarak da bir geri çekilme ile karşılaşılabilir. Tabi şimdilik günlük ortalamanın üstünde olması nedeniyle pozitif ve pozitif olmaya devam etmek lazım. Günlük ortalama kırılmadıkça pozisyon takibini bozmamak lazım. Saatliklere bir bakalım. Saatlik nedir daha yakın vadede bakarsak. Son hareketinde, son gün hareketinde saatliklerde de bir tepki vermiş ve saatlik ortalamasının üstüne atmış. Daha kısa vade yorum itibariyle. Bir V hareketi yapıyor. 1850'ye 60'a kadar saatliklerde gitme ihtimali söz konusu. Ancak şuradan kısa vadede onay almış. Bir onayı da şuradan alabilir. 1840, 1850 sonrasında ben dediğim gibi borsalarda gelebilecek olan bir satış ki geçen hafta borsada gelen satışla 10 altında etkilenmiş ve az da olsa o da düşmüştü. Bakın bu da yine dün Amerikan piyasalarındaki borsalara gelen alımlar 10 altını pozitif etkilemiş, 10 altına da beraber alımlar gelmişti. Dolayısıyla oraya gelecek olan satışlar altını da negatif etkiler ve altını da satış devam eder. Peki bir de gümüş analizi yapalım. Gümüşte durum nedir diye. Çünkü çok yatırımcı gümüş meraklısı şu anda. Gümüşe aynı altın gibi gümüş alıyor. Ons gümüş, gram gümüşü de belirleyen %50 etkenlerden bir tanesi. Şimdi gümüşe bakıldığında gümüşte de günlükte güzel bir trend olduğu görülüyor. Günlük bir grafik bu. Trend hareketi gayet güzel güçlü bir trend var. Burada bakın bir bayrak şeklinde bir yükseliş söz konusu. Gayet pozitif bir e, yükseliş bu. Gümüşte orta vadede bir taban hareketi yani şu kanal çünkü şu kanal e, biraz sıkıntılı bir kanal yani bir realizasyon odayı kanal. Altında olduğu gibi gümüşte de bir geri çekilme 25 rakamlar görülebilir. Bir fiyat baskılaması söz konusu zaten. Ondan sonraki süreçte ise gümüşün tekrar yani yukarı hamlesi gelecektir. Altınla beraber özellikle 30 binli rakamları sınadıktan sonra gelebilecek olan hareketle beraber gümüşün de 15 binli rakamlardan 30 bine giden hareketindeki 15 binlik oran ilave edildiğinde yaklaşık 45 bin rakamlara 45'li rakamlara gideceğiz diye söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde teknik bunu gösteriyor. Bu şekilde bir hareketle çok rahat 45'li rakamlara gidebilir. Genelde tabi şu an yatay bantta hareket ediyor. Yatay bantta hareket ettiği için henüz hareketine, güçlü hareketine başlamış değil. Evet, gerek bakın gümüşte, gerek altında hareketler başladığında, trend harekete başladığında çıkış oldukça sert hızlı oluyor. Düşüşler ise yavaş oluyor. Bunu da yine belirtelim. Yani çıkış sert. Aynı buradaki gibi. Düşüş ise yavaş. Burada tabi istisna bir durum var. Gümüş az bir durum bu. Sonra zaten çok hızlı bir şekilde toparladı. Bu borsalara gelen satış pandemi döneminde. Gümüşü altından daha çok verdiler ve gümüş tarihi dip gördü. Yani fiyat baskılanıyor. Fiyat baskılandığı için çok sert bir şekilde indi. Bundan sonraki süreçte ise o bakın ne kadar fake bir iniş olduğu görülüyor. Ondan sonraki süreçte ise 10 dolarlara indikti. sonra bakın 30'a kadar çıktı. Tam 3 kat primlendi. Yani altına kıyasla çok daha fazla primlenmiş oldu. Dip tepe analizi anlamında ons altın oransı olarak 1400 ile 2050 arasında gitti geldi. Yani sadece %50 primlenirken gümüş 10 dolardan 30 dolara kadar gitti. Tam 3 kat primlenmiş oldu. Şimdi bu hareketle de, de bunun sindirmesini yapıyor. Aynı buradaki gibi. Yani bel düşüşlerde belli bir sertlik daha fazla oluyor gümüşte. Yani borsalara bir satış geldiğinde gümüş de bundan etkilenecek. Ve e, satış belki altına göre biraz daha fazla olacak. Ancak toparlanma kısmına gelecek olursak çok daha hızlı e, toparlanması söz konusu olabilir. Onu da yine belirtmek isterim. E, orta vadede çok iyi yerlere gelecektir. Zaten yapısı da onu gösteriyor. E, yukarı doğru e, hevesli ve şu anda da insanlar borsalardan çok altın ve gümüş ve kıymetli madenlere yatırım yapıyorlar veya işte kripto paralara sınırlı kaynaklara yönelmek istiyorlar. Bu da ons altını ve ons gümüşün cazibesini artırıyor. Peki altın mıdır, gümüş müdür derseniz uzun vade için gümüş derim ben. Hem altın gümüş rasyosunun, gümüşün aleyhinde oluşu Yani şu anda net oldukça geride kalmış olması. Gümüş potansiyelinin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Ve geçmişlerde gördüğü tepe bölgeleri görmedi gümüş. Bakın dikkat ettiyseniz. Fakat altın geçti. Zeltiyorum tabii ki. Şurası. Burası 2007 kriziydi. 2007'den sonra 2007-2008-2010 hareketinde. Bakın 50'leri zaten görmüştü gümüş şu hareketi yapacağız arkadaşlar. Ağır ağır bu hareketi yapacağız. Demek ki 45 dediğimiz rakam aslında 50'ymiş. Tam dip bölgeyi aldığımızda bakın şu çana tamamlayacağız ve 50 hareketi gelecek. Ondan sonra da bir kulptan sonra daha devasa bir çıkış yani 90'a kadar gidecek olan bir gümüş hareketi ile karşılaşacağız diye düşünüyorum gümüşün potansiyelinin altından çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Ancak gümüş için trade etmek yerine sabırla kademeli bir fon toplar gibi aynı altına yatırım yapar gibi fon toplar gibi bakmak çok daha sağlıklı. Çünkü anlık trade'lerde elindeki pozisyonların kaybedilmesi veya daha yukarıdan pozisyona girilmesi sebep olur. Anlık günlük trade etmek yerine orta uzun vadede parçalı alıp kaldıraçtan da kaçınmak kaldıraç yerine paranız kadar alıp e, saklamak çok daha e, kazanç getirici olabilir diye yorumlayalım. Tabii söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar bir eğitim çalışmasıdır. E, bunları bir yapısal analiz modeline, dinamikleri bağlamında yorumluyoruz ve e, eğitim mahiyetinde değerlendiriyoruz. E, bu konuda da zaten teknik analiz bakış açımız ve felsefemizi ve tahtları nasıl analiz ilgili kurslarımız var. Malumunuz videoların altında linklerden indirimli olarak yani Udemy kurslarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca yüze ve online eğitimler için de psikolojizakademi.gmail.com ya da serifbey.gmail.com'a mail atıp bilgi alabilirsiniz. Onu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.